Hepinize selam olsun la kasabalılar. Ben Alperen. Bugün sizlere başlıkta da gördüğünüz gibi eşya setlerini göstereceğim. Eşya setleri nedir? Ne işe yarar? Çok önemli bir şey cidden. Bunu öğrenmenizde fayda var. Facecam koymayacağım videoya. Hastayım çünkü. Şimdi profilimize giriyoruz. Burada profilimize her zaman gireriz. Herkes girer. Ama eşya setleri kısmında birçoğumuz tıklamamıştır bile. Tıklasak bile bakarız. Buna deriz geçeriz. Şimdi örneğin bir Yasuo build yapalım klasik. Yani LoL'e girdiğinizde kendi market buradan. Oluşturalım. Yani artıya bastık. Şuraya geliyoruz. İsmini değiştiriyoruz. Yasuo build diyelim. Şimdi burada kendisi bir sekme oluşturmuş, market sekmesi. Bunu silebilirsiniz ya da durabilir. Bence dursun. Başlangıçta ne alacağınıza kendiniz karar verin. Şimdi buraya geliyoruz. Saldırı. Ben başlangıçta Doran Kılıcı tercih ediyorum. İsterseniz eşya arasına yazabilirsiniz eşyayı bulamıyorsanız. Doran Kılıcı'nı sürüklüyoruz buraya. Koyduk. Tek kullanımı diyorum. Can hislerini koyuyorum. Görüş ve ziynetler diyorum. Totemimi de koydum buraya. Tamam. Marketimin bir sekmesini oluşturdum şu anda. Şimdi ikinci sekme yapmak istiyorum. Tıkladım üzerine. Bakın yeni blok açıldı. İsmini değiştirmek istiyorum. Klasik build diyorum. Şimdi saldırıya geliyorum. Kendi build'imi ben buraya koyacağım. Kritik vuruş. Statik hançer koyarım Yasuo'ya. Evet, kritik vuruş diyelim bir daha. Ebedi kılıç koyalım. Yazmak istemiyorum, böyle daha hızlı oluyor, o yüzden. Kana susamış. Bakın çıktığım sırayla yazıyorum ben. Koyuyorum buraya ben bunları. Siz de öyle yaparsanız daha güzel olur. Sonra hareket izi yapalım. Çizme. Daha sonrasında can çalma. Yani ben kendi Yasuo build'imi koyuyorum buraya. Siz artık LeBlanc build'i, Katarina build'i, ADC build'i hiç fark etmez. İstediğiniz şampiyonu ayrı build yapabilirsiniz. Size hatta bunun inceliklerini de göstereceğim. Bir de ölümün dansı. Benim Yasuo build'im bu. Bunları yaptığımda zaten aşırı yüksek can çalıyorum. Neyse şimdi size build'i anlatmayacağım. Build'im bu işte. Evet, build'imi yaptım. Ama şimdi bu nasıl gözükecek? Bak şimdi diyor ki burada. Bu eşya seti tüm şampiyonlara ve haritalara atandı. Yani ben bununla böyle direktman oyuna, şu kaydede basıp direktman oyuna girersem Katarina bile alsam onda da bu build gözükecek. Böyle olmaz. Şuraya geliyoruz. Bakın haritalar ve şampiyonlar. Tıklıyoruz. Bu eşya seti için şampiyon seç. Buna tıklıyoruz. Yasuo'yu buldum. Tıkladım Yasuo'ya. Bakın Yasuo buraya eklendi. Yasuo şu anda orada. Bu eşya seti için harita bile seçebiliyorsunuz burada. İşte örneğin Sidra Vadisi'nde gözüksün. Uğursuz Konut, Sonsuz Uçurum'da. Ben Yasuo'ya bunu her şeyde çıktığım için, yani her map'te çıktığım için bunu seçmeyeceğim. Üstekini seçeceğim ben. En klasik build'im bu. Tabi duruma göre değiştirebiliyorum build'imi. Hatta duruma göre build bile hazırlayabilirsiniz. Örneğin yeni blok oluşturalım. AP Yasuo diyelim mesela, işte trollemek için. Şimdi büyüye geldim hemen. Buraya klasik kafama göre bir şeyler atacağım hemen. Luden koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bir tane de çizme koyalım. Sirva sokuşlara, tamam. Bir daha PSO build yaptım hadi. Trollemek istersen falan olsun böyle. Ama tabi rankta trollemeyin. Evet. Bakın bu eşya seti bir şampiyon atandı. Yani bir eşya setinin 2-3 şampiyonu bir tane atayabiliyorsunuz. Çok rahat, güzel bir şey bu. Şimdi kayda tuşu var burada. Basıyoruz ona. Tamam. Build'imiz kaydoldu. Şimdi oyunumuza girelim ve Yasuo'yu görelim bakalım. Nasıl gözüküyor market sayfamız. Özel oyun kuruyorum. Şimdi ben buraları atlayayım o zaman. Siz vakit kaybetmeyin. Evet. Gördüğünüz gibi şampiyon seçim ekranındayım. Özel oyun kurdum. Tabii siz normal game'e gireceksiniz ya da işte ranked game'e, fark etmez. Her neyse Yasuo'yu alıyorum. Ölüm de rüzgar gibi. Hep yanı başımda. Yasuo'yu aldım ve seçeceğim hiçbir şey yok. Hani eşya setleri diye bir şey seçmiyorsunuz. Onu önceden ayarlıyorsunuz orada.
Yani şuradan işte eşya seti falan diye bir şey yok. O yüzden hani telaşa falan düşmeyin. Bunu söylemek için bu kısmı çekeyim dedim. Hazıra basalım. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Burayı da atlıyorum ben. Evet sevgili dostlarım, oyun başlıyor şu anda. Mapımız gözükecek. Hele bir başlasın da gösterelim. Ya bir de kanlı Ayasuo çıkmış. En yakın zamanda videosunu çeker atarım. Ranked'da o etrafı. Ben kod adı skinini falan beğen Vahşi Batıl'da hoşuma gitmiyordu. Bu skin çok güzelmiş cidden. Almanızı tavsiye ederim. Sese 30 yapayım. Evet şimdi hazır mısınız? Markete tıklıyorum. Tık. Aa, kendi build'imiz. Bakın. Kendi yaptığımız market sayfası. Başlangıç eşyalarını biz ayarladık. Klasik build yaptık. Bakın statik, ebedi. Kendi build'imi buraya koydum. APS'u işte trollemek için bunları da buraya koydum. Gördüğünüz gibi artık her şampiyona ayrı ayrı build yapabilirsiniz. Örneğin internetten bir build gördünüz, Katarina build'i. Ve şimdi oyuna giremeyeceksiniz. İşte yarın gireceksiniz. Bunu hemen işte bir yere yazmanız lazım. Yazmakla uğraşmak istemiyorsunuz falan böyle. Aklınıza kalsın istiyorsunuz. Hemen eşya setlerini açın orada. Ayarlayın kendi bu market sayfanızı. Tamam bitti. Her şampiyonu ayarlayabilirsiniz böyle. Hatta duruma göre ayarlayın. Karşınızda işte AD olur, AP olur. Her tür şeyi ayarlayabilirsiniz. Size son kez Yasuo'nun bir kanlı Yasuo'nun şeylerini göstereyim. Base atışını göstereyim. Çok hoşuma gitti bu. Bakın yere yağ döküyor. Çok hoş olmuş ya. Acayip hoş olmuş. Birkaç şey daha göstereyim yeter. Başka bir şey yok. Her şey yani. Her şeyin kırmızısı işte. İyi bir içki hariç. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. La Casabalılar. La Casabaya sen abone olmadıysan hala abone olmalısın. LoL hakkında her şey ve mutlu olmak hakkında her şey. La Casaba bir sanal bölge. La Casaba insanların mutlu olduğu bir yer. Sen de abone ol, sen de mutlu ol. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz like atın, beğenmezseniz dislike atın. İyi günler.